Merhaba arkadaşlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Önemli bir köşe yazarının önemli bir haberiyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu haber dün yayınlandı. Borsa neden yükseliyor ve borsaya girmeli miyiz diye. Lütfen kendi fikirlerinizi de tartarak bu haberleri değerlendirmesini yapınız. Biz Para Bilgi kanalı olarak sadece sizlere burada ne yapıyoruz? Bu haberleri ulaştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Lütfen bunu dikkate alınız. Yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Evet. Evren Devrim Zelyut. Biliyorsunuz bazen onun yazılarına yer veriyoruz kanalımızda. Çünkü istatistiklere baktığınız zaman nesnel, objektif ve gerçekçi yazılar kaleme alıyor. Evet arkadaşlar. Önemli bir haber dediğim gibi lütfen dikkatli dinleyip kendi fikirlerinizle harmanlayınız bu fikirleri. Borsa İstanbul TL bazlı bakarsak rekor üstüne rekor kırıyor. Yorumlara baktığımızda dış borsalar düşerken bizim böyle yükselmemizi doğal görmeyenler var. Ben bu yorumlara katılmıyorum. Evet burası önemli mesela. Amerika borsaları, Avrupa borsaları düşerken biz niye yükseliyoruz diyorlar. Bunu doğal görmüyorlar ama Zelut diyor ki ben bu yorumlara katılmıyorum. Çünkü 2021 yılı boyunca Amerika Dow Jones endeksi 2000'den 5000'e yükselirken bir, bir, yıl boyunca yatar, yatay seyretmişti. Evet mesela arkadaşlar ben o zaman biliyorum Apple birkaç tane daha hisse vardı. Coca-Cola'nın orada şey işte Apple e, ve vardı herhalde. Onlara alanlar Dow Jones'tan e, Türkiye'den alan arkadaşlarımız vardı. Yani 30 bin dolar yatırıp 90 bin dolara parası çıkanlar vardı. Yani 30 bin dolar tabi az gibi gelebilir şey olarak baktığınızda ama çok iyi paralar kazanmışlardı. Özellikle 2000, 21 yılın boyunca. Elbette salgın etkisi diyebilirsiniz ama neticede bu salgın Amerika'da da vardı. FED parayı bastı ve Amerikan ekonomisinin ayakta kalmasını sağladı. Bu para ise borsalara uçuldu. Türkiye üzerinde pozitif ayrışma dediğimiz konu yani Dow Jones düşerken biz yukarı hareketi 2022 başında oluştu. Burada biz lehine çok sağlam dayanaklar vardı ve hala var. Bakın maddeler halinde özetleyelim. Türkiye'de ekonomik zorlukları halk yaşıyor. Bankalar ve şirketler için cennet diyebileceğimiz koşullar var. Eğer tersini iddia eden varsa başta ISO 500 ve sonraki 500'ün bilançolarına baksın. Karlar patronların keyfinin gıcır olduğunu gösteriyor. Kar varsa bu durum şirketin değerlenmesi, o şirketlere borsada talep oluşması, borsanın yukarı gitmesi demektir. Neden böyle derseniz ana neden düşük faiz politikasıdır. Bu politika yanlıştır ama şirketlerin ve bankaların karını arttırmasına hala destek vermektedir. Enflasyonun altında verilen faizin acı maliyetini elbette kabul ediyorum. Ama şu noktayı kaçırmayın. Enflasyon altındaki faizin maliyetini halk ödemektedir. Nasıl enflasyon altındaki faizle kur yukarı çıkmıyor mu? Kuru tutmak için Kur koruma mevduat gelmedi mi? Kur korumanın maliyetini, tahmini 140 milyar TL'lik yükünü kim ödedi? Hazine, hazineye kim para koydu? Vatandaşlar nasıl zamlar ve vergilerle? Yani vatandaşımız bankaları ve şirketlerimizi fonlamaya devam etmektedir. Bu fonlama ise AK Parti'nin bilerek yaptığı iktisadi bir tercihtir. Burada siyasi olarak doğruyu yanlış tartışmıyorum kumsalda bir kum tanesi olarak portföylerimiz var olan bu sistemde nasıl koruyabiliriz? Bunu işaret etmeye çalışıyorum. Evet. Yani az da olsa diyor kendi portföylerimiz de, de korumaya çalışıyoruz. Buna işaret etmeye çalışıyorum. Her şey faizle başladı. Düşük faiz neticesinde liradan kaçışı biliyoruz. Kur korumalı mevduat ise kurun 18 civarında tutulmasına büyük bedeller ödeyerek başarılı oldu. Ancak kur korumalı mevduat içindeki vatandaş bir son bir sonuca ulaştı. Ben kur korumalı mevduat içindeyken kur artmadığı zaman kaybediyorum. Aldığım faiz ise enflasyonun altında kaldığı için hatta reel olarak zarar ettim. O zaman alternatif arayışı başladı. Bu alternatifi ekonomi yönetimi, kamu bankaları ve büyük şirketlere yönlendirilen alımlarla sonbaharda borsa olarak belirledi. Kim belirlemiş? Ekonomi yönetimi. Devrim Zelyut'a göre. Ancak operasyonu yapan ekip aşırı hırsı dalınca vadeli borsa ve hisse piyasaları arasında çöküşe neden oldu. Bu hasar kısa sürede temizlendi ve yola devam edildi. Borsanın mantığı sağlamdı ve hala sağlam. Madem dolar getirmiyor, faiz düşük kalıyor, altın ise Amerika faiz artışları neticesinde yükselme umudunu yitirdiyse geriye kalan tek şey borsa. Bu noktadan sonra denklemde hala değişiklik yok. Yani doların yükselmesini karşımıza çıkaracak bir şok olmayacaksa borsa alternatifsiz kalmaya devam edecek. O zaman yazalım. Ne olursa borsa sıkıntı yaratır. Evet. Şimdi diyor ki artık ne olursa yani şu anda alternatif hakikaten yok. Ne olur ise borsa sıkıntı oluşturur. Bunu görelim diyor. AK Parti faiz artırmaya başlarsa bu mümkün görünmüyor değil mi arkadaşlar? Ülkede büyük bir siyasi kargaşa çıkarsa Türkiye Yunanistan ya da başka bir ülkeyle savaşa girerse sağlık ya da deprem riskleri hayat bulursa Yarını bilemeyiz. Ama normal şartlarda bu dört madde bizlerden uzak gibi. Evet. Uzak gibi. Bana da öyle geliyor. Gerçekten özellikle ikinci madde dışında. Ya o da bile artık ülke o kadar alıştı ki siyasi kargaşalar bile birkaç günlük bence. Yani onun da bir etkisi olacağını düşünmüyorum hiçbir zaman için. Üçüncü madde zaten olmaz. Dördüncü madde tabi bu dördüncü maddeyi sağlık ya da deprem bunun bir garantisi yok. E bu olduğu zaman zaten hiçbir e, neyin diyelim teorilerin yorumların bir anlamı olmuyor. Evet yarını bilemeyiz ama normal şartlarda bu dört madde bizlerden uzak gibi. O zaman İmamoğlu davasında gördüğümüz gibi siyasi bir şok olmadıkça yola devam diyebiliriz. Ya bu şoklar bile bence birkaç gün bir hafta sürer. Yani fazla uzun sürmez artık Türkiye'de. Türkiye o kadar çünkü farklı bir konuma geldi yani. Buraya kadar yazdıklarınızı biliyoruz diyenlere seslenelim o zaman. Borsa neden rakipsiz kalmaya devam edecek? bu diyor ya bazen insanlar hep böyle ben kap haber okuduğumda biz biliyoruz zaten. Mutlaka bir yerden bir şey bulmaya çalışın arkadaşlar. Öğrenmeye çalışın yani. Borsa neden rakipsiz kalmaya devam edecek? Evet asıl soru bu ve cevapları. Pandemi Allah'ın izniyle bu kış son kez hayatlarda olacak. Bu durum Çin dahil devasa ekonomilerin büyüme motorlarının çalışmasına neden olacak. An itibariyle Pekin'de herkes hasta ama 2-3 ay sonra Çin'de bu mevzuyu Amerika gibi geride bırakacak. O zaman küresel ticaret hızlanacak. Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırım hızı düşecek ve 2023 ortasında ilk faiz indirimi ufukta gözükecek. Türkiye'de AKP'nin şirketleri destekleyen faiz portakasının karları artırdığını söylüyoruz. Şişen bir borsada firmaların kere artmadan fiyatları fiyatlar yukarı gider. Oysa oysa biz şirketleri kâr ediyor. Burada vatandaş kendi koşulları ile firma koşullarını karıştır, karıştırdığı için borsa'daki hareketi anlam veremiyor. Evet arkadaşlar buradaki en büyük herkesin yanılgısı bu zaten. Bunu videolarda da söylüyoruz. Şişmiyor kardeşim borsa. Çünkü niye şişmiyor? Zaten dolar karşısında düşük İkincisi şişmiyor kardeşim borsa. Çünkü zaten şirketlerin bilançolarını gördük. İnanılmaz karlar vardı. Öyle değil mi? Bu şişmiyor. Evet. Ve firma lehine bir düzenleme daha geliyor. KGF. Bu ne arkadaşlar? Kredi Garanti Fonu. Bakın bu çok önemli. Bunun da haberini yapmıştım. Geçtiğimiz hafta mecliste verilen bir önergede sene başında 279,5 milyar lira olan net borç kullanım oranı 493 milyara yükseltirdi. Piyasaya para basacağının en büyük işaretlerinden birisini okuyoruz. Kredi garanti fonunda da bu işte kullanılacak başka bir araç olacak. 150 milyar bir büyüklüğün şirketlere verileceği düşünülecek olursa piyasadaki bu para bolluğu en fazla borsaya yarayacaktır. Konut fiyatlarının pandemi öncesine göre şiştiği insanların alım gücünü aştığı bir gerçek. Altın fiyatlarının FED faiz baskısı altında olduğunu söylemiştik. Faizlerin durumu ortada. İnsanlar arkadaşlar ev adı alamıyor. Bir 2 milyar milyon lira bir ev mesela orta halli. Bunun yerine diyor param değer kaybetmesin deyip borsaya yatırıyor. 2017 yılında 200 milyarlık KGF paketi BIST'i 70 binden 110 bine taşımıştı. Parasal genişlemeler daima borsalara yarar. 3 Haziran sonrası altılı masa kazanırsa faizler artar. Borsa düşer. Bankaların elinde düşük tah, faizli faizi tahvil var. Zarar ederler mantığı ise ilk başta doğru gibi dursa da konuya uzun vadeli bakılınca yanlış olduğu görülüyor. Birincisi bankaların üzerinde kısıtlamalar gerçekçi olmayan ekonomik politikaların kalkmasıyla ticari yaşam hızlanacak. Kurumlar rahatlayacak ve bankaların kar potansiyelleri büyüyecektir. En önemli faktör ise yabancı sermayenin Türkiye'ye dönüşü olacaktır. Yani bu tartışılığı tabii ki dönmeyebilirdi yani. 2012 yılından sonra hisse altı tahvil toplamda 100 milyar dolardan fazla para kaçmıştır. Bunların kademeli bir şekilde dönüşü borsalarda yeni rallileri beraberinde getirecek. Faiz artışlarının yaratacağı satış baskısını kat kat aşacak bir alım dalgası oluşturacaktır. Bütün, bütün bu verileri topladığımızda borsaların zaman zaman olaylara ve kar satışlarına bağlı geri çekilmeler yaşasa bile toparlanıp yoluna devam edeceğini Borsa İstanbul'un tarihi 5 dolar seviyesini 2023 sonu gelmeden geçeceğini tahmin ediyorum. Bütün bu belirttiğim hususları bir yatırım tavsiyesi olarak algılamadan aracı kurumların araştırma uzmanlarına sorarak bilançosu kuvvetli firmalarda aynı zamanda birçok bankanın modern portföylerinde yer alan şirketleri uzun vadeli olarak düşünmeniz sizce de iyi olmaz mı diyor. Evet arkadaşlar güzel bir yazı olmuş Zelyut'tan biraz olumlu bir yazı borsalarla ilgili. Evet arkadaşlar biz bu yazıyı burada okumak ve vermek yükümlülüğü diye verdik sizlere. Siz kendi fikirleriniz ve düşüncelerinizle göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Borsada devam ve borsaya yatırımı düşünüyorsanız borsaya yatırım yapabilirsiniz. Burası bir yatırım tavsiyesi vermiyor. Bunu unutmayın lütfen. E, buradaki bilgilere göre baktığınız zaman iktidar devam etse de herkes şunu söylüyor ya seçime kadar borsa yükselecek ama buradaki devrim öte göre ise ee, seçimden sonra iktidar bile değişse borsa aynı hızıyla, aynı iştirakiyle devam edecek. Çünkü diyor bu sefer giden yabancılar gelmeye başlayacak ve daha farklı e, baskılar, bu faiz baskısı azaldığı için de daha rahat bir en dönem olacak diyor. E, i̇ktidar zaten seçim kazandığı zaman bir problem görünmüyor. Borsanın daha da fazla ileriye doğru gidebileceği gözüküyor ve 5 dolar miktarını 2023'ün ortalarında görebileceğimizi söylüyor. Evet dostlar lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve kendi fikirlerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Çünkü küçük bir kanalız biliyorsunuz. Büyümeye çalışıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olmanızı bekliyoruz. Hepinize bol bol kazançlar.